Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile birlikteyiz. Efendim, İstanbul'da seçim çok hararetli bir şekilde devam ediyor. İstanbul'u ne bekliyor? İstanbul'u demokrasi şöleni bekliyor. 31 Mart'ta biz bu seçimi kazandık. Bu seçimi kazandığımızı herkes biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi oy veren yurttaşlarımız da biliyor. Ve şu anda 23 Haziran'da maalesef tekrardan bir seçime gidiyoruz. Kazandığımız seçimi tekrardan kazanmak zorunda bırakıldığımız bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde mesele Cumhuriyet Halk Partisi mi, Adalet ve Kalkınma Partisi mi meselesi değil. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş başkanı olarak sandıktan bütün bu zorlamalara rağmen, bütün bu YSK baskısına, YSK'nın kararına rağmen tekrardan çıkıp bundan sonra Türkiye'de sandıktan çıkan kişi belediye başkanı olarak kabul edilecek mi, siyasi iktidar olarak kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Yani Türkiye'de sandık ve siyasi rejim devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu karar vereceğiz. Yani 23 Haziran'dan sonraki seçim sonuçları işi garanti değil mi tam olarak? Şöyle, hiçbir seçim, güveniyor musunuz? Hiçbir seçim garanti değildir. Biz onun için son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sandıkların başındaki arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler ve ondan sonra hep beraber seçim sonucunu ilan edeceğiz. Biz bütün seçimlere sanki ilk defa seçim yapılıyormuş heyecanıyla çalışmak ve sahip çıkmak durumundayız. 31 Mart gecesi ne oldu bir hatırlayalım. Biz dedik ki bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar başka bir şey gösteriyor. Sayın Binali Yıldırım çıktı, balkondan zafer konuşması yaptı. Sayın Binali Yıldırım o sırada Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını bilmiyor muydu? Üzerinden birkaç saat geçti. İl başkanı çıktı, 3870 oyla biz bu seçimi kazandık dedi. Nerede 3870 oy? En son çıkan rakam 14.000 oy farkıyla Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı yönünde. Bütün itirazlardan, düzeltmelerden sonra. Şimdi biz istiyoruz ki hak yerini bulsun. İnsanlar atmış oldukları oyun, seçmenler karşılığında ne çıktığını şeffaf bir şekilde görsünler ve Türkiye'de seçim yoluyla iktidarın sandıkta değişebileceğini, değiştiğini herkese gösterelim, tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye gösterelim. Efendim, Ekrem İmamoğlu'nu halk ne buldu? Çok fazla bir sevgi gösterisi var. İnsanlar siyasetin dilinin değişmesinden çok mu mutlular sizce? 31 Mart öncesinde Cumhur İttifakı'nın dilini bir hatırlayalım. Böyle tepeden bakan, vatandaşı aşağılayan, biz size ekmeğinizi verdik ama bize oy vermiyorsunuz diyen, hakaret eden, işi beka meselesine getiren, beka meselesi ne oldu? Sayın Türkiye Bahçeli İstanbul'da. Türkiye kurtuldu mu? Yani 31 Mart'ta Adalet ve Kalkınma Partisi bir beka problemi olur. Aman ha Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyin diyordu. Sağ olsun vatandaşımız verdi. Türkiye battı mı şu anda? Yani ondan sonra battı mı? Peki şimdi kullanmıyorlar. Peki Türkiye kurtuldu mu? Bu arada ne değişti? Vatandaşımız Ekrem İmamoğlu'nda umut buldu. Gelecek buldu. Güler yüz buldu. Herkesi kucaklayacak, kimseyi itip kalkmayan bir dil buldu. Ve bu çabaya da, bu çabayı da samimi buldu. İyi Parti'den de çok iyi bir destek aldınız. İyi Parti hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İyi Parti ile ilgili görüşlerimiz iyi. Çok iyi. İyi arkadaşlar. Sağ olsunlar, destek oluyorlar. Biz bir işbirliği yapmıştık. O işbirliğine gönülden emek vererek bir sonuç ortaya koydular. Biz de elimizden gelen çabayı gösterdik. Peki İstanbul halkına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı efendim? Sandıktan umutlarını kesmesinler. Geleceklerinden umutlarını kesmesinler. Burunlarının ucundaki meseleyi konuşanla hiç aslında memlekette böyle bir problem var mı yok mu belli olmayan meseleleri konuşanları ayırsınlar. Güler yüz gösterenle, kucaklayanla itip kakanı, korumalarla gezeni, kendi çakarlı arabalarıyla sanki artık başka bir yerden gelmişler izlenimi yaratan saraylarda yaşayanları ayırsınlar. Siyasetçiyi vatandaşın yanına indirsinler. Bizim istediğimiz şey bu. Siyasetçi halkın arasında olduğu zaman makbuldür, sarayda olduğu zaman uzaktır. Makbul değildir, tepeden bakar. Saray deyince Sayın Cumhurbaşkanı mitinglerini İstanbul'da iptal etti. Sebebi sizce nedir? Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın normal koşullar altında bir yerel seçimde ne işi var? Normalde bir işi yok. Burada biz bir belediye başkanı seçimi yapıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı 31 Mart'ta kendisini ortaya atan, işte son iki günde İstanbul'da 14 tane miting yapan bir performans ortaya koydu. Şimdi o gün mü yaptığı doğruydu, bugün mü yaptığı doğru, kendisi karar versin. Bu seçim bir yerel seçim. Bizim muhatabımız Binali Yıldırım. Bakanlar değil, meclis başkanı değil, cumhurbaşkanı değil, kaymakamlar, valiler değil. Onlar hükümeti ve devleti oluşturan unsurlar. Bizim muhatabımız bir siyasi partinin adayı. Kim o? Binali Yıldırım. Saygı duyuyoruz. Gelsinler, buyursunlar. Beraber mücadele verelim.
yarışalım, vatandaş kim haklıysa onu ortaya koysun. Devlet imkanlarını kullanmasınlar. Kaymakamlar valiler üzerinden tehdit mesajları ortaya koymasınlar. Bir de arıyoruz arıyoruz, Sayın Bahçeli mitili sermiş de o mitili bulamıyoruz biz İstanbul'da. Sayın Bahçeli'yi bekleriz. Sayın Bahçeli İstanbul'a mitili serecekti. Neden şu anda? O mitili bulamıyoruz şu anda İstanbul'da. Biz bekleriz kendisini. Biz kendisinin sözüne güvenen insanlardanız. Buyursun gelsin. Dedi ki ben mitili İstanbul'a atacağım. Atıyorum. Attım olamadı. Bir türlü yok mitili ortada. Gelirse kampanyada Cumhur İttifakı'nın adayına destek verir, onunla ilgili çalışmalar yaparsa demokrasinin gereğidir. Saygı çerçevesi içinde kabul ederiz biz. Sokaktaki vatandaş Kürt oylarının Bahçeli konuşursa Kürt oylarını alamaz AK Parti söylemi var. Katılıyor musunuz? O onların problemi. Biz başkalarının dertleriyle dertlenmiyoruz. Biz vatandaşın derdiyle dertleniyoruz. İstanbul'da sizce efendim en büyük sorun ne? İstanbul'da en büyük sorun. Buraya nereden geldiniz? Antalya'dan geldim. Antalya'dan geldiniz. İstanbul'un içine karayoluyla mı geldiniz? Evet. İstanbul'un içine girdikten sonra kaç saatte geldiniz? 4 saatte geldim. İşte İstanbul'dan büyük problem bu. Trafik sorunu. İnsanlar bir yerden bir yere ulaşamıyor. Ulaşamadığı gibi birçok ücret ödemek zorunda kalıyor. Çok yüksek miktarda ücret ödemek zorunda kalıyor. İstanbul'da yaşayan insanların büyük bir kısmı dar gelirli insanlar. Onun için Ekrem İmamoğlu mazbatası verilen ve belediye başkanlığı yaptığı 18 gün boyunca ulaşımda öğrencilerin almış olduğu hizmetin fiyatını ucuzlattı. Hanelerinde temel bir insan hakkı olan suya ulaşmak isteyen yurttaşlarımızın da faturalarını %40 düşürdü. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhaba, sizler de Waterlife su arıtmacıya sahibi olmak istiyorsanız internet sitemize girip form doldurabilir veya 0212 571 4415 no'lu telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kaliteli ve sağlıklı suyun adresi Waterlife, sizlere iyi bir yaşam diler.